Ne var? Altı maddede evrensel eksiklik çekiyoruz. Altı maddede. Bir, çok sık söylüyoruz, D vitamini. D vitamini fakiriz ve bu fakirlik artarak devam edecek, dikkat edeceğiz. B12 fakiriz. B12 vitaminini yeteri kadar almıyoruz. Alsak da bu gıda haplarıyla emilimine engel oluyoruz veya başka haplarla B12'mizi iyi izleyeceğiz. 3, omega fakiriz. Omega 3 fakiriz, omega dengemiz bozuk, omega işine dikkat edeceğiz. 4, probiyotik fakiriyiz. Hep bunları onun için gündeme getiriyoruz. Probiyotik dengemiz bozuldu. Probiyotik gıda yemiyoruz. Daha fazla bedenimize probiyotik kazandırmalıyız. 5. Koenzim fakiriyiz. Yaşlandıkça koenzim depolarımız hafifliyor. Yaşlılık yorgunluğunun, bitkinliğinin arkasında koenzim eksikliği yatıyor. Özellikle bu kolesterol hapları gibi haplar koenzim sistemimizin canını okuyor. Altıncısı kolajen. Artık eskisi gibi kemikli et yemiyoruz. Ne yapıyoruz? Kemiği etten ayırıyoruz. 2. İç organ yemiyoruz. Eski usul pişirmiyoruz. Alüminyum pişiriyoruz. Ne dalga diyoruz ona? Mikrodalgalar kullanıyoruz. Çok yüksek ısılı aletler kullanıyoruz. Bu derin tavalar dediğimiz tavalar kullanıyoruz falan. Sonuçta biz kolajeni yok edilmiş bir gıda alıyoruz. Et diye yediğimiz şeylerde veya hayvansal ürün dediğimiz. Çünkü kolajen sebzelerde yok Melda Hanım. Kolajen bakliyatta yok. Kolajen tahıllarda yok. Kolajen için biz hayvansal ürüne mecburuz. Ama bu kolajen almayınca dizlerimiz çürüyor. Yani kıvırdaklarımız yenilenemiyor bir türlü. Gidip parayla glikozaminoglikan alıyoruz. Glikozamin dediğimiz şeyler, kolajen benzeri maddeler. Ya da hazır kolajen alıyoruz. Yani oradan alıyoruz, oradan bir daha alıyoruz. İki kere para harcıyoruz. Ama almak zorundayız. Bu arada önemli olan şey şu. Biz bunları gündeme getirdikçe birileri bunlardan pazarlama yapıyor. Ben 2 senedir bu programı, 100. programı geçtik. Kurkumin, 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 zerdeçal diyorum. Zerdeçal reklamından geçilmiyor. Ama hangi zerdeçal sorusunun cevabı hala verilebilmiş değil. Ve ben ısrar ediyorum, ne diyorum? O zerdeçalı zeytinyağıyla muamele edin. Üzerine birazcık karabiber koyun. Yoğurdu ekleyin. Afiyet değil.